Kök hücreler, kemik iliği veya periferik kanda bulunan kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombosite dönüşebilen benzersiz hücrelerdir. Radyoterapi ve kemoterapi gibi kanser tedavilerinin amacı kanser hücrelerini yok etmektir. Ne yazık ki bu süreçte kemik iliği ve diğer sağlıklı hücrelerde zarar görür. Otolog kök hücre naklinde kanser tedavisi önce hastanın vücudundan korunmak üzere kemik iliği kök hücreleri toplanır. Kök hücreler iki şekilde toplanabilir. Birinci yöntem, periferik kandan kök hücre toplanmasını içerir. Bu işlem için toplama işinden birkaç gün önce kök hücrelerin kemik iliğinden ayrılmasını ve kana girmesini teşvik etmek üzere ilaçlar verilir. Kollardan birinden kan alınır ve kök hücrelerin ayrılacağı aferez cihazında, yani bir hücre ayırıcıda dolaştırılır. Kalan kan bileşenleri kateter aracılığıyla diğer koldan geri verilir. Bu yöntemle yeterli sayıda kök hücre elde edilemiyorsa kök hücrelerin doğrudan kemik iliğinden alınmaları da mümkündür. Doktor, kemik iliğinden kök hücre hasat etmek amacıyla kalça kemiğinden kemik iliği almak için özel bir şırınga kullanır. Bir kez alım yapıldığında kemik iliği kök hücrelerin alınması için adapte edilmiş hale gelir. Kök hücreler kandan alındıktan sonra dondurulur. Kanser tedavisi sonrasında kök hücreler eritilir ve şırıngaya çekilerek bir orta hat aracılığıyla vücuda geri iade edilir veya nakledilir. İşlemi takip eden ilk iki hafta içinde bağışıklık sistemiyle uzlaşı sağlanamazsa trombosit ve kırmızı kan hücrelerinin transfüzyonu gerekli olabilir. Bu süre içinde kök hücreler yeni kan hücreleri üretmeye ve kemik iliğini onarmaya başlar. Kemik iliği ve bağışıklık sisteminin etkin çalışmasını sağlamak için bir süre yakın takip gereklidir.